GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Öncelikle bugünkü eğitimimizin konusunu bildiğiniz gibi zaten başlığımızdan da görebileceğiniz gibi yeni FED Başkanı ile birlikte piyasaların neler beklediğini masaya yatıracağız. Birlikte bunun incelemesini yapacağız. Bildiğimiz gibi Amerika Merkez Bankası Başkanı yani Fed Başkanı görev süresi dolacak bu yılın sonunda 2014'ün ocak ayı sonu itibariyle Bernanke görevinden ayrılacak ve yerine iyi. şu anda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Janet Yellen göreve gelecek çok büyük olasılıkla. Yeni bir Merkez Bankası başkanı demek, yeni politikalar demek, farklı bir tarz demek. O yüzden bunun üzerinde incelemeler yapacağız. Eğitimimizin içerisinde muhakkak sorularınız olacaktır. Sorularınızı question bölümünden iletebilirsiniz. Son kısımda, eğitimimizin son kısmında bir soru cevap kısmı zaten ayıracağız. Bununla ilgili elimizden geldiği kadar çok Sorunuza cevap vermeye çalışacağım bu bölüm içerisinde de e, onun dışında konu dışında ya da e, bu eğitimimizde cevaplayamadığımız sorusuna cevap veremediğimiz katılımcılarımız olursa mail adreslerimizi paylaşacağım eğitimimizin sonunda ve buradan e, merak ettiğiniz konularla ilgili sorularınızı bizlere iletebilirsiniz yine mail adreslerimizden de zaten elimizden geldiği kadar fazla soruya cevap vermeye çalışıyoruz bunun da bilgisini iletelim. Yine konu içerisinde e, sormak istedikleriniz olduğunda question bölümünden eğitim süresi içerisinde yine dönüş e, yaparsınız, yazarsınız daha e, etkili olur. Daha sonra zaten eski soruları da e, dönüp cevaplamaya çalışacağım. Bahsettiğimiz gibi bugünkü eğitimin konusu e, Yılanla birlikte Janet Yılanla birlikte e, muhtemel yani çok olası, büyük bir olasılıkla Fed Başkanı olacak Janet Yılanla birlikte piyasaları neler bekleyebilir, nasıl etkisi olabilir, ne, ne gibi e, beklenti içerisinde olup bunları nasıl değerlendirmeliyiz ve forex piyasası katılımcısı olarak da bunları nasıl e, değerlendirmeliyiz bunun üzerinde ayrıntılı bir çalışma bizleri bekliyor olacak. Ancak eğitimimize başlamadan önce ben kısaca hemen birkaç soru sormak istiyorum. Question bölümünden yine geriye dönüşler yaparsanız bununla ilgili çok sevinirim. Şu anda katılımcılarımızdan GCM Forex'in hazırladığı webinar çalışmalarına ilk kez katılanlar kimler? Daha önce katıldım ya da ilk kez katılıyorum şeklinde yine question bölümünden geriye dönüş yaparsanız çok sevinirim. Evet ağırlıklı olarak e, yapılan geriye dönüşlerden gördüğüm kadarıyla daha önce katılanların sayısının bir miktar daha fazla olduğunu görebiliriz. İlk kez katılan e, şu anda burada olan katılımcılarımız da yine oldukça fazla. Onlar için de e, daha önce katılan e, burada bulunan katılımcılarımız için de umarım e, bu çalışmamız faydalı olur bir şeyler öğrenebiliriz ve bunları e, piyasayı anlamak için ve Kazanç sağlamak için etkili bir şekilde kullanabiliriz. Ee, peki bunun dışında şirketimizde temel analiz departmanında e, görev yapan biri olarak sormak istiyorum. Temel analizle ilgili e, düzenlediğimiz katılım e, webinar eğitimlerine katılanlar kimler? Yani daha önce benim düzenlediğim webinar çalışmalarına katılanları öğrenmek istiyorum. Yine daha önce katıldım ya da ilk kez katılıyorum şeklinde question bölümünden geriye dönüş yaparsanız çok sevinirim. Evet bu bölümde de yine e, önceki sorumuza gelen cevaplarla orantılı bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. yine daha önce e, temel analiz ağırlıklı olarak düzenlediğimiz benim düzenlediğim web çalışmalarına katılan e, sayısının daha fazla olduğunu. Görüyoruz bir miktarda ilk kez katılan yine katılımcılarımız da var. Hemen şöyle kısaca bir bahsedelim daha fazla temel analiz ilgili yani piyasayı anlamakla ilgili ağırlıklı çalışmalar yapıyoruz ve temel analizi etkin bir şekilde nasıl kullanabiliriz, bunları nasıl kazanca dönüştürebiliriz forex piyasasında güncel gelişmelerle birlikte temel analiz ağırlıklı olarak bu şekilde webinar çalışmaları düzenliyoruz ve yeni projelerimiz de var. Hemen şunu da belirteyim bazı katılımcılarımız belirtti ilk kez canlı olarak katılıyorlarmış ama daha önce webinar kayıtlarını izlemişler temel izle ilgili. Hemen şunu da belirtelim ki burada yaptığımız webinar çalışmaların kayıtlarını GCM Forex'in sitesinden GCM Forex.com'dan ve YouTube'dan yine GCM Forex'in YouTube kanalından tekrar izleyebilirsiniz tekrar kaçırdığınız yer olduğunu düşünüyorsanız eğer Buralardan da katılım gösterebilirsiniz. Webinar arşivimiz gcm gcmforex.com sitesinde mevcut. Bahsettiğimiz gibi birçok faydalı hem Adil Bey olsun hem baş analistimiz Kudret Bey olsun başarılı webinar çalışmaları var. Forex piyasasını anlamak ve kazançlı işlemler, pozisyonlar yakalayabilmek için de bunları anlamak gerçekten tabii ki büyük önem taşıyor ve eğitim bu noktada gerçekten önemli. Hemen bunu da belirtelim. Ve yavaş yavaş artık Konumuza başlayalım. Bahsettiğimiz gibi bugünkü eğitimimizde e, Bernanke'nin yani mevcut Fed Başkanı, Amerika Merkez Bankası Başkanı Bernanke'nin yerine çok büyük ihtimalle geçecek olan Janet Yalını e, ve piyasaların bu değişiklikle birlikte e, nasıl tepki verebileceğini ve piyasaların neler nelerin beklediğini incelemeye çalışacağız birlikte. E, ben Bernanke. 2014 yılının Ocak ayı sonunda görev süresi dolacak ve yerine Obama'nın aday gösterdiği Janet Yellen büyük bir ihtimalle dediğimiz gibi geçecek. Nasıl bir ekonomisttir bunu inceleyeceğiz. Ama tabii ki bundan önce şunu ifade etmekte fayda var. Neden bu şekilde bir çalışma düzenliyoruz ve bir merkez bankası başkanının değişikliği neler ifade etmelidir? Önce kısaca bunu bir anlamak gerekiyor ki bunun üzerinde duralım ekranda eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, Elin Greenspin eski Fed Başkanı Bernanke'den önce Mark Carney şu anda İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve eski e, Kanada Merkez Bankası Başkanı ve Draghi'yi görebiliyoruz. E, öncelikle bunu ifade edelim ki başkan değişikliği bir merkez bankasında ne gibi etkilere neden olabilir ve e, neden bu kadar yakından inceleniyor piyasa tarafından? Çünkü e, özellikle Fed'in parasal genişleme programına ilişkin spekülasyonlar piyasa piyasaları domine ederken bu endişeler ya da bu belirsizlikler piyasalarda çok sert etkilerin neden olmasına ortaya çıkmasına neden olurken yeni bir başkanın gelmesi ve tabii ki bu politikalarında bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki beklentiler gerçekten büyük önem taşıyor. Hemen bununla ilgili ben örnekler vererek gitmek istiyorum ki öncelikle Merkez Bankası'nı tabii ki kısaca bilelim para arzını ve faizi direkt olarak değiştirebilme yetkisi olan elinde bu yetkiyi bulunan kuruluşlara merkez bankası biliyorsunuz ve e, para biriminin değeriyle ilgili uyguladığı politikalar direkt olarak o par ülkenin para biriminde ya da farklı ülkelerin para birimlerinde bile etkili olabiliyor. E, en büyük e, dünyada takip edilen gelişmiş ülkelerin ekonomilerini biz yakından incelerken Amerika merkez bankası Fed, e, Euro Bölgesi merkez bankası Uh, ECB, Bank of England, İngiltere Merkez Bankası'nı, Japonya Merkez Bankası'nı uh, çok yakından takip ediyoruz. Uh, tabii ki bu merkez bankalarının aldıkları kararlar piyasalarda para birimleri üzerinde çok etkili olabiliyor. Yakından takip edilmesi gerekiyor ki. Uh, bu paralelde Merkez Bankası Başkanı'nın da aslına baktığımızda kim olduğu gerçekten büyük önem taşıyor. Neden? Çünkü e, politika kararlarında alınan kararlarda en etkili isim tabii ki son e, nihai kararda onaylayacak kişi Merkez Bankası'nın başkanı. Diğer taraftan nasıl bir iktisadi görüşe sahip olduğu, ekonomiyi nasıl incelemek istediği, e, gevşek para politikaları, sıkı para politikaları, enflasyon, işsizlik gibi konulardaki düşüncelerinin neler neler oldu, tabii ki merkez bankasının da uygulayacağı politikalarda çok önemli gerçekten. O yüzden yakından takip edilmesi gerekiyor. Bahsettiğimiz gibi ve piyasalarda zaten bunu e, merkez bankası başkanlarının konuşmalarını ...uygu alınan politika kararlarını gerçekten inceliyor, çok yakından takip ediyor. Çünkü e, para biriminin üzerinde sert e, fiyat değişikliklerine neden olabiliyor. Hemen bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. E, Merkez Bankası Başkanı'nı değiştikten sonra bir ülkenin e, ya da bir bölgenin Euro bölgesi için örnek vereceğiz mesela... E, nasıl politika değişikliği gerçekleşebilir buna güzel bir örnek olacak ekranda gördüğümüz Fransız Jean-Claude Trichet Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı şu andaki mevcut Mario Draghi'den önceki başkanı bir de tablo görüyorsunuz şu anda slaytta slaytta özellikle Bizim kırmızı çerçeve içerisine aldığımız noktalara dikkat etmenizi istiyorum. Burada en solda açıklanan rakamlar yer alıyor. Şuralara dikkat etmek daha çok önem taşıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranı, politika faiz oranı %1 iken Nisan 2011'de 1.25'e çıkarılmış. Daha sonra Temmuz ayında da 1.50'ye çıkarılmış. Yani iki kez e, 25'er bas puanlık faiz arttırımları gerçekleştirerek %1'den %1.50'ye kadar çıkarılmış Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranı. Ve bu dönem içerisinde de e, ECB'nin başkanı Jean-Claude Trichet'di. Şimdi bunun üzerinde neden durduk? Burada Jean-Claude Trichet'in faiz arttırımlarından sonraki basın toplantısında ifade ettiği nokta şuydu. Euro bölgesindeki enflasyon oranının yüksek olmasını gerekçe olarak göstermişti ve yüksek enflasyonla enflasyonun ilerleyen aşamalarda sorun teşkil edebileceğini gerekçe olarak göstererek faiz arttırımına gitmişti. İki kez bunu yaptığını görmüştük. Hatta burada özellikle şunla ön plana çıkmıştı. Almanya'da özellikle enflasyon oranının çok yüksek olduğunu görmüştük ki hatırlayın 2011 piyasayı takip eden katılımcılarımız zaten 2011 yılında olanları da hatırlayacaklardır. Özellikle Yunanistan, İrlanda, Portekiz gibi borç problemi yaşayan ülkeler çok fazla gündemdeydi. Bu ülkeler tabii ki faiz arttırımına çok sıcak bakmıyorlardı. Çünkü kendi iç borçlarını çevirebilmek için e, tahvil ihraçlarında bulunurken Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz artırımına gitmesi bu ülkelerin borçlanma maliyetini arttırıyordu ama yine de faiz artırımlarını gerçekleştirdiğini görüyoruz Avrupa Merkez Bankası'nın ki burada İrlanda e, Başbakanının ifadeleri vardı e, çok önemli e, sayılabilecek faiz artırım beklentileri piyasada dolaşmaya başladığında şunu söylemişti Almanya, Fransa gibi büyük ülkelerin merkez bankası mı ECB yoksa Euro bölgesinin tamamının merkez bankası mı bunu göreceğiz demişti. Ee, ve faiz arttırımları geldi. Yani sonuç olarak Almanya gibi e, güçlü bir ülkenin birazcık daha taraftarı olduğu e, o tarihler için konuşuyoruz tabii ki. Faiz arttırımı gerçekleşti. Peki buradan sonra... E, Ekim ayında Jean-Claude Trichet'in, 2011 Ekim ayında Jean-Claude Trichet'in görev süresi e, tamamlandı, sona erdi ve Mario Draghi, eski İtalya Merkez Bankası Başkanı, Avrupa Merkez Başkanlığı'na getirildi. E, bildiğimiz gibi İtalya burada borç problemi yaşayan, İspanya ile birlikte e, borç problemi yaşayan ve piyasalardan fon toplarken yüksek faiz oranlarına karşı e, mağdur durumda olan ülkelerden, Ülkeler arasında yer alıyor. İspanya ve İtalya'da. İtalyan, yani bir Fransız gidip İtalyan bir Merkez Bankası başkanı geldi Avrupa Merkez e, Bankası'nın başına. Ve bakın e, Kasım ayında, Kasım 2011'de ilk kez göreve geldiğinde Mario Draghi sürpriz bir şekilde ekranda da görüyorsunuz 25 bas puanlık faiz indirimine gitti. Hatta göreve geldiğinin ikinci ayında yani Aralık 2011'de 25 bas puan daha faiz indirimine gitti ve Jean-Claude Trichet'in o iki kez 25'er bas puanlık faiz arttırımlarını geriye vermiş oldu aslında. %1'lik faiz oranı çok uzun bir sürede uygulandığını görüyorsunuz. Daha sonra yine Temmuz ayında Temmuz 2012'de 1.25 bas puanlık daha indirim olduğunu görüyoruz şurada. Daha sonra 2 Mayıs'ta da yine 1.25 bas puanlık daha indirimle 0.50'ye geldiğini görüyoruz 2013 Mayıs ayında. Katılımcılarımızdan ta piyasayı yine birazcık takip edenler bileceklerdir. Ee, Kasım ayı toplantısında yani geçtiğimiz hafta. ECB 1.25 bas puanlık daha faiz indirimine giderek %25 0.25'e çekti faiz oranlarını. Bu neden önemli? Biz şunu biliyoruz ki Forex piyasasının altın kurallarından bir tanesi bu şekilde bir faiz indirimi ya da beklenmeyen bir şekilde faiz indirimi gelirse Merkez Bankasından o Merkez Bankasının yönettiği para biriminde biz değer kayıpları görüyoruz. Tam tersi ee, Faiz arttırımı gelirse ya da piyasada faiz arttırımı beklentileri oluşuyorsa, o ülkenin para biriminde değer kazanımları görüyoruz. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Çünkü paraya ulaşmanın maliyeti e, artıyor ya da azalıyor. Diğer taraftan parayı kullan e, düzeltiyorum. Paraya e, paraya ulaşmanın maliyeti ve paranın getirisindeki değişiklikler e, o ülkenin tabii ki para biriminde etkili oluyor. Bakın merkez bankası başkanının değişmesiyle, onun iktisadi görüşleriyle birlikte bankanın da politikalarında, düşüncelerinde değişiklikler olduğunu görüyoruz. Bir örnek daha verirsek, örneğin Temmuz ayında Mark Carney'nin İngiltere Merkez Bankası başkanlığına gelmesiyle birlikte parasal genişleme miktarının arttırılmasını savunan iki tane Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası üyesi bu düşüncelerinden vazgeçtiler ve Temmuz ayından beri de şu anda uygulanan İngiltere'de uygulanan parasal genişlemenin aynı miktarının aynı kalmasını savunuyorlar. Bu yönde oy kullanıyorlar. gerçekleştirilen İngiltere Merkez Bankası para politikası toplantılarında gerçekten de Merkez Bankası Başkanı uygulanan politikalarda ve dolayısıyla o ülkenin para biriminin değerinde gerçekten çok büyük önem taşıyor. Burada aslında bu örneğimizde bunun üzerinde daha çok durmaya çalıştık. Ve bahsettiğimiz gibi eğitimimizin konusunda Fed başkan değişikliği Amerika Birleşik Devletleri gerek ekonomisiyle gerek askeri gücüyle e, dünya üzerinde gerçekten çok etkili bir ülke ve Forex piyasasında da en çok en yakından takip edilen ülke ekonomisinin büyüklüğüyle özellikle Amerika e, diyebiliriz ABD diyebiliriz ve tabii ki bu ülkenin para politikalarını yöneten e, Merkez Bankası da çok büyük bir önem taşıyor. O yüzden Forex piyasasında en yakından takip edilen Merkez Bankası'nın Fed olduğunu, Amerika Merkez Bankası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dolar e, gerçekten dünyanın resmi olmayan yerel para birimi gibi bir konumda ve çok likit bir para birimi. Hiç alakasız iki... Ülke bile kendi aralarında yaptıkları ticarette güven unsurunu ön plana çıkararak dolar üzerinden alış satış yapıyorlar, alışveriş gerçekleştiriyorlar. Böyle güçlü bir ülke ve güçlü bir para biriminin de tabii ki yönetimini ele almak gerçekten kolay bir şey değil. O yüzden... Bu Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, Merkez Bankası'nın başkanının kim olduğu konuşmaları, ifadeleri piyasalarda gerçekten son derece sert hareketlere neden olabiliyor. Tabii ki biz de bunların analizini yaparak neler olabilir, ne şekilde değerlendirmeler yapmalıyız bunları bilirsek eğer kazanca dönüştürebiliriz bu fiyat değişikliklerini. Özellikle pariteler, emtia fiyatları üzerinde bunların değerlendirmesini zaten eğitimimizin sonunda da gerçekleştireceğiz. Peki bildiğimiz gibi FED Başkanı şu anda mevcut. Ben Bernanke eğitimimizin başından beri bahsettiğimiz gibi. 2014 yılının Ocak ayının sonuna kadar yani 31 Ocak'a kadar Bernanke görevinde, görevinde devam edecek. Ve Şubat ayı ile birlikte Büyük bir olasılıkla bahsettiğimiz gibi Janet Yellen yeni FED Başkanı olarak göreve başlayacak. Bernanke'nin politikalarından biraz bahsetmek gerekirse ki değişikliği daha iyi anlayabilelim. Çünkü neyin değişeceğini öncelikle bilmemiz gerekiyor. Bernanke 2005 yılında göreve başladı ve özellikle kriz süresince uyguladığı politikalarda Başarılı bir para politikası uyguladığı söylenebilir ki yetkililer ve ABD'deki senatörler de bu fikirde oldukları için bir dönem daha uzattılar ve 2005 yılında başladığı görevine iki dönem boyunca sürdürmüş oldu. Ben Bernanke. Diğer taraftan tabii ki önemli bir nokta var. Bu önemli noktada şu. 2005 ile 2013 yılları arasında görev yapmış bir Amerika Merkez Bankası Başkanı 2008 mortgage krizini yani çok önemli bir eşiği de yaşamış oluyor. Ve tabii ki burada dikkatli para politikaları, e, önemli hamleler yapması gerekiyor. İşte bu süreç içerisinde Ben Bernanke zaten Merkez Bankası Başkanı olarak yine e, beğenilen takdir toplayan politikalar ve... E, Stratejiler izledi diyebiliriz. En azından eleştiriler olsa da genel kanalın bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Önemli nokta, altını çizmem gereken nokta burada parasal genişleme programı. Yani şu anda piyasalarda gerçekten aslına baktığımızda en ön planda olan ve varlık fiyatlarına yön veren hakkındaki düşünceler, parasal genişleme yani quantitative easing Fed'in uyguladığı gevşek para politikası diyebiliriz. Peki burada hemen bir soru daha yöneltmek istiyorum ben katılımcılarımıza. Parasal genişlemenin ne olduğunu katılımcılarımızdan kaç kişi biliyor? Ee, ne olduğunu yazmanıza gerek yok. Biliyorum ya da bilmiyorum şeklinde yine question bölümünden geri dönüşler yaparsanız çok sevinirim ki eğitimimizin gidişatı açısından bu da önemli. Evet, çoğunlukla güzel, eee hani %90 e, parasal genişlemenin ne olduğu ile ilgili evet, daha e, bilgi sahibi olduklarını görebiliyorum katılımcıların. Hemen kısaca e, parasal genişleme hakkında bilgisi olmayan katılımcılarımız da çok kısa bir şekilde bu programın ne olduğunu ve e, neden yapıldığını hemen bahsedelim. Parasal genişleme aslında şu şekilde 2008 krizinde bildiğimiz gibi dünya bir durgunluk dönemine girdi 2008 krizinden sonra. Ekonomik aktiviteler çok yavaşladı. Birçok ülke bunun yansımalarını da gördük. Çok zor durumlarda kaldılar. O yüzden şunu ifade edelim. Parasal genişleme programı aslında şudur. Ekonominin, krizden çıkış süresi içerisinde işsizliği düşürmek için enflasyonu biraz daha canlandırabilmek için yani ekonomik aktivitelerin ticaretin, alışverişin birazcık daha canlanmasını sağlayan, daha hızlı canlanmasını sağlayabilmek için uygulanan bir program. Peki ne amacı buyken nasıl bunu uygular? Bildiğimiz gibi FED çok düşük faiz oranlarını uygulamaya başladı 2008 krizinin başlamasıyla. Buradaki amaç da yine ekonominin canlanmasıydı. Yani tüketicilerin e, düşük faiz oranlarıyla paraya kolay ulaşabilmeleri e, şirketlerin, küçük şirketlerin, büyük şirketlerin ve e, tabii ki nihai kullanıcı tüketicilerin e, daha ucuz para bir daha ucuz bir şekilde, daha ucuz maliyetle paraya ulaşmalarını sağlamaya çalıştı. Fa, politika faiz oranını çok düşük seviyelere indirerek. Ancak istediği verimi alamadığı için parasal genişleme dediğimiz bir program uygulamaya koydu. Bu da şuydu aslında e, Merkez Bankası özel bankalardan e, devlet tahvillerini elinde bulundurdukları tahvilleri satın alarak onlara dolar vermiş oldu FED böylelikle. Ve tabii ki özel bankaların elinde satışından, tahvil satışından kaynaklanan e, daha fazla miktarda para olduğu için onlar da daha rahat, daha büyük miktarlarda e, kredi verebildiler ekonomiye. Tabii ki ekonominin dolanımında daha fazla para olması da aktiviteleri, işlerliği biraz arttıracak bir etki yarattı ABD ekonomisinde. Bu paralelde işsizlik oranının düşmesini amaçladı. Amerika Merkez Bankası çok düşük seviyelere gelen enflasyonun da biraz toparlanmasını ve tüketicilerin istediklerini talep edebilmelerini satın almalarını sağlamayı diğer taraftan da üreticilerin ürettiklerini satabilmelerini amaçladı. Genel anlamda parasal genişleme aslında Evet bahsettiğimiz gibi e, piyasaya para sürmek. Dolanımda ekonominin içerisine para e, aslında sürmek. Hemen konuyla ilgili sorular da geliyor. E, e, mevcut dolar rezervleri mi kullandı peki? E, genel anlamda Fed'in ekstra para bastığını da söyleyebiliriz. Çünkü e, mevcut rezervlerinin... E, Yeterli olmayacağı çok aslında ortada diyebiliriz çünkü 2008'de başlayan parasal genişleme programında 3. Quantitative Easing programı uygulanıyor yani bir Quantitative Easing 1 uygulandı tamamlandı ardından Quantitative Easing 2 geldi ve Quantitative Easing 2 yani 3. programın içerisinde aslında olduğumuzu söyleyebiliriz devamlı edeceğini söyleyebiliriz. Yani 3 demek çok sağlıklı olmaz aslında çünkü devam edeceğini ifade etmişti FED. Ama şunu söylemekte fayda var ki basitçe e, aylık her ay FED 85 milyar dolar tutarında piyasadan e, değerli kağıt satın alarak dolar sürüyor piyasaya. Evet parasal genişleme genel anlamda e, bu amaçlayarak ekonomik aktiviteyi canlandırmayı amaçlayarak e, bu şekilde piyasaya aslında para sürmek. E, önemli nokta bizim üzerinde durmamız gereken nokta e, Bernanke'nin başkanlığı sırasında bu programın uygulamaya konması ve Bernanke'nin de gerçekten ekonomik aktivitelerin canlanması e, açısından yani hız kazanması açısından birazcık daha genişlemeci yani gevşek para politikası dediğimiz bu bahsettiğimiz parasal genişleme programını uyguladı. Bu önemli bir nokta. Tabii ki bu süreç içerisinde Janet Yellen aslına baktığımızda hep FED içerisindeydi. Fed'in uyguladığı politikaları yakından tanıyan bir aslında ekonomist. O yüzden ilerleyen slaytlarda zaten üzerinde duracağız. Ekranda da şu anda gördüğünüz slaytta Janet Yellen'ın Bernanke'nin başkanlığına getirilirken ki yemin töreni olduğunu söyleyebiliriz. Sahili havada gördüğünüz gibi. Şu anda mevcut görevine baktığımızda Bernanke'nin yerini alacak Janet Yellen, Fed başkan yardımcısı olarak ...görevine devam ediyor. Evet, bugüne kadar gelirken neden aslında şunun da altını çizeceğim? Neden çok büyük bir olasılıkla Janet yılın olacak diyoruz? Ee, bu önemli... ...çok büyük bir olasılıkla kısmının altını çizmek istiyorum. Çünkü henüz daha kesin değil. Ee, çok büyük bir ihtimalle, evet ama... Ee, Tam olarak da %100 olacak diyemeyiz. Ancak şunu ifade edelim. İki tane aday aslında ön plana çıkmıştı Fed'in yeni başkanlığı için. Bunlardan bir tanesi eski hazine bakanı, hazine sekreteri Larry Summers'tı. Eylül ayında o da Fed başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Diğer taraftan ABD başkanı Barack Obama 9 Ekim'de Fed başkan adayı olarak Janet Yellen'ı gösterdiğini bir törenle birlikte açıkladı. Şimdi yeni FED başkanının ve bu sistemin nasıl ilerlediğini ama kısaca bahsetmek gerekirse öncelikle ABD başkanı Amerika Merkez Başkanı olmasını istediği kişiyi aday olarak gösteriyor. Janet Yellen'ı 9 Ekim'de gösterdiği gibi. Daha sonra bu aday Senato Bankacılık Komitesi'nde bir oylamaya tabi tutuluyor. Senato Bankacılık Komitesi'nden aday olmasına ilişkin onay çıkarsa senato'da oylamaya gidiyor. Daha sonra Senato'dan sonra da herhangi bir engel kalmıyor önünde ve artık FED Başkan Başkanı olarak görev yapmaya başlayabiliyor. Bunlar da yine adım adım zaten üzerinde duracağız. Aslına baktığımızda işte tarihe de baktığımızda Obama'nın Janet Yellen'ı aday olarak göstermiş olması ve Senato'daki Senato Bankacılık Komitesi'ndeki durumlara göz attığımızda eee Yellen'ın çok büyük bir ihtimalle Fed Başkanı olarak görev yapacağını, Şubat ayında görevine başlayacağını ifade edebiliriz. Bunun için önemli tarihler var. Hemen bunları da belirtelim ki e, katılımcılarımız da hazırlıklı olsunlar piyasalarda çünkü gerçekten özellikle dolar ve paralelinde hani birçok e, finansal araç üzerinde etkili olabilir e, oylamalar ne zaman yapılacak görüşmeler nasıl ne zaman ve nasıl ilerliyor yılının adaylı e, Senato Bankacılık Komitesi'nde 14 Kasım'da e, yapılacak yani bu hafta Perşembe günü. Türkiye saatiyle 17'de olması bekleniyor. Ee, yani oylamanın ee, ama burada saatlerde özellikle kaymalar olduğu olabileceğini ifade etmekte fayda var. Özellikle saat e, 15.30'dan sonra Türkiye saatiyle e, Senatodaki bu e, hareketliliği takip etmeye başlamakta fayda var bunu ifade edelim ancak e, sisteme göz attığımızda senato bankacılık 22 kişiden oluşan komitenin önüne Janet Yellen e, perşembe günü saat 17'de karşılarına çıkacak ve e, kend, kendisini neden aday olarak göstermeleri gerektiği yönünde savunmasını yapacak yani burada nasıl politikalar izleyebilecek eee İktisadi görüşü nedir? Bunun dışında Fed'in şu andaki mevcut para politikalarına bakış açısı nedir? Bununla ilgili de açıklamalar yapabileceği için gerçekten 14 Kasım'daki bu tanıklığı savunması Janet Yellen'in büyük bir önem taşıyor. Özellikle doların değeri üzerinde sert hareketlere neden olabilir. Neden? Çünkü parasal genişleme ile ilgili açıklamalar yapabilir. Olasılıklar üzerinde ilerleyen slaytlarda detaylı bir şekilde zaten duracağız. Ne beklemeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz bunu detaylandıracağız. Daha sonra 14 Kasım'da Janet Yellen komiteden onay alırsa 28 Kasım'da Senato'ya gidecek ve Senato'da oylama gerçekleştirildikten sonra herhangi bir engel kalmayacak Janet Yellen'in önünde. Ekranda da şu anda fotoğrafta gördüğünüz Obama'nın Bernanke ve Yellen'le birlikte yaptığı açıklamaydı Janet Yellen'i Fed Başkanı'ndan sonra. Yani Bernanke'den sonra FED Başkanı olarak görmek istediğini ifade etmişti. Peki, şimdi Bernanke'den bahsettik. Ee, yine konumuzun içi, gidişatı içerisinde bilgiler vereceğim bununla ilgili. Biz ne beklemeliyiz? Ama bir de yılını tanıyalım. Yılın kimdir? Ee, neden FED Başkanlığı için bu kadar güçlü bir aday konumundadır? Bunları inceleyelim. Ee, 67 yaşında 1946'da New York'ta doğmuş ve e, aslına bakarsak hayatının çok büyük bir kısmını ekonomiyle iç içe geçirmiş bir e, aslına baktığımızda ekonomist. E, eşi de kendisi gibi Nobel ödüllü bir ekonomist. Diğer taraftan e, çocukları da kendisi gibi ekonomist. Yani Yellen aslında ekonomist. Ekonomiyle iç içe, sürekli iç içe hem evde hem işte hem dışarıda eşiyle de zaten FED'de görev yaptığı süre içerisinde tanışmış ve orada tanıştıktan sonra evlenmişler. Yani hayatının büyük bir çoğunluğu ekonomiyle geçen birisi olduğunu ifade edebiliriz. 1967'de Brown Üniversitesi'nden en yüksek dereceyle mezun olmuş, yüksek şeref derecesiyle mezun olmuş. Yale Üniversitesi gibi, Harvard gibi önemli üniversitelerde görev yapmış bir ekonomist. 77-78 yılların yani 1977 ve 78 yıllarında ilk Fedle tanışıklığı burada gerçekleşiyor Janet Yellen'ın. Bu yıllar içerisinde ekonomist olarak görev yapmış genç Janet Yellen tabii ki o zamanlar daha sonra Fed'den ayrılıyor ve London School of Economics ve Berkeley gibi üniversitelerde yine hayatına devam ediyor. Sonunda yeniden Fed'e geri dönüş yapıyor Amerika Merkez Bankasına ve 94-97 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. 99 yılına kadar da Bill Clinton'ın Ekonomi Danışmanları Konseyi başkanlığını yürütüyor. Yani artık birazcık daha ekonomi alanındaki adımlarını hızlandırdığını görebiliyoruz net şekilde ki ABD başkanının danışmanlığını yapıyor. 2004-2010 yılları arasında da San Francisco FED başkanlığını yürütmüş. Bildiğimiz gibi Federal Reserve System dediğimiz Amerika Merkez Bankası sistemi içerisinde 12 tane merkez bankası ve bir tane yönetim kurulu bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de 12 merkez bankasından bir tanesi San Francisco ve belirttiğimiz süreler içerisinde Fed Başkanı olarak görev yapıyor. Hatta e, bir yılda e, FOMC toplantılarında yani Fed'in aldığı kararlarda e, oy verme yetkisine sahip e, üye olarak katılım gösteriyor. Son olarak baktığımızda 4 Ekim 2010'da da Fed Başkan Yardımcılığına getiriyor, getiriliyor Cenet Yellen. Peki yine bahsettiğimiz gibi çok yüksek olasılıkla yeni başkan Janet Yellen olacak. Ee, ancak şunu ifade edelim ki e, nasıl bir ekonomist nasıl bakıyor e, FED politikalarına bunu da inceleyeceğiz tabii ki ilerleyen slaytlarda ama. E, bu bahsettiğimiz uzun ekonomik yaşantısı boyunca ekonomideki e, akademisyen olduğu süreler içerisinde çalışmalarına baktığımızda e, genel anlamda işsizlik ve istihdam piyasası üzerinde hep çalışmalar gerçekleştirdiğini ve uzmanlığının bu konularda olduğunu görüyoruz. Dış ticaret ve uluslararası ticaret konusunda da e, yine ciddi çalışmalara imza atmış Yılın. Fakat genel anlamda baktığımızda şu anda e, Amerika'nın büyük sorunu olarak gördüğü, yani kendileri bu şekilde görüyorlar tabii ki e, ve bunun üstesinden gelmeye çalışıyorlar. İşsizlik oranı e, Yılın'ın aslına baktığımızda uzmanlık alanlarından e, olduğunu ifade edebiliriz. Ekranda Bernanke ile başkan ve başkan yardımcısı şeklinde e, duruşlarını da görebiliyoruz 2008 morguç krizi ve öncesinde e, hem öncesinde hem sonrasında FED içerisinde görev yaptı e, bu önemli avantajlardan bir tanesi çok uzun zamandır yani 10 yıldır e, Amerika Merkez Bankası'nın içerisinde e, Janet Yellen ve politikalarını kurumu iyi tanıyan bir e, ekonomist olduğunu ifade edebiliriz Şimdi Janet Yellen'dan bahsedeceğiz ve bununla ilgili hemen bir dönem aslında öncesine gidip ne şekilde politikalar uygulanabilir ve dolarda ya da diğer finansal araçlarda nasıl etkisi olabilir bunun üzerinde örneklerle gitmekte fayda var. Hemen bununla da ilgili ekranda gördüğümüz şu anda Alan Greenspan ve sonrasında FED başkanı olan Bernanke'nin değişikliğini inceleyelim. Alan Greenspan aslına baktığımızda çok büyük bir efsane, e, ekonomi dünyası tar e, tarafından çok yakından takip edilen, görüşleri çok e, değer verilerek incelenen e, ekonomistlerden bir tanesi. Ki 1987-2006 yılları arasında uzunca bir dönem e, başarılı politikaları nedeniyle FED başkanlığında tutuldu. Sürekli görev süresi uzatıldı ve e, en son olarak da 2006 yılında bahsettiğimiz gibi, 2005 yılının artık Bernanke'nin e, göreve gelmesinden sonra e, 2006 yılına geçmeden aslında görevi sonlandırdı ve Bernanke'ye yerini bırakmış oldu. Şimdi burada bu geçiş dönemindeyken. Piyasalar şunu araştırdı çünkü çok uzun zamandır alışık oldukları ve bildikleri ve merkez bankası başkanı varken piyasanın yeni birisi geliyor yeni söylemlerde bulunabilir nasıl politikalar uygulayabilecek bunlar bir muallak içindeyken Bernanke'nin neler yaptığını incelemeye başladı piyasa ve buna yönelik çalışmalar piyasalarda etkili oldu doların fiyatıyla da tabii ki ilişkiliydi bu. Aynen aslında bizim şu anda yaptığımız gibi Janet Yellen'ı nasıl araştırdıysak, incelediysek. Bernanke'ye baktığımızda aslında çöküş dönemleri uzmanı olduğunu söyleyebiliriz ve e, birçok Amerika'da, Financial Times'da CNBC'de e, ve Wall Street Journal'da yayınlanan makalelerde şunlar gündeme getirilmişti. E, 2008 krizi patlamadan önce Bernanke'nin göreve getirilmesi aslında bir tesadüf değil şeklinde. Çünkü 1929'da yaşanan ekonomik buhran'dan e, sonra en büyük finansal kriz olarak kabul edilen e, mortgage krizi e, Bernanke'nin ee, başkanlığı döneminde ABD'de patlak verdi ve Bernanke'de bu konuyla aslında nasıl başa çıkacağını e, daha iyi bilir şeklinde bir e, öngörüyle başkanlığa getirildiği ifade edilmişti. Tabii ki böyle midir değil midir aslında bunu net şekilde söyleyebilmek güç ama e, genel anlamda baktığımızda. Bernanke'nin bu süreci gerçekten deneyimleriyle, araştırmaları ile, bilgisiyle birlikte belki de Greenspin'den efsane olmasına rağmen daha iyi göğüsleyen, daha iyi yönetebildiği ifade edilebilir. <laughs> bahsettiğimiz gibi daha önce de uyguladığı başarılı politikalarla Obama tarafından bir dönem daha görevde kalması talep edildi. Ve o da iki dönem boyunca FED başkanlığı görevliğini sürdürdü. Ancak belki bir dönem daha yapmak ister miydi bilmiyoruz. Ama Obama bu kez Janet Yellen'ı tercih etti. Ve şu ifadeleri kullanmıştı. Tekrar Bernanke'yi... Aday olarak gösterir misiniz görev süresinin uzatmasını ister misiniz şeklindeki ifadelerinde bu yani buna yönelik gelen sorularda Obama şu şekilde cevap verdi: Bernanke gerçekten bize çok şeyler kattı, çok önemli zamanlarda yanımızda bulundu, ancak yeteri kadar fede fayda sağladığını düşünüyorum şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bununla da ilgili yine biraz irdileyeceğiz bu kısımda açıkçası şimdi baktığımızda neden Canıt yılın bunu ifade etme üzerinde durmaya devam ediyoruz İlk FED e, bayan olarak bayan olan e, FED başkanı olacak eğer göreve gelirse ve bankanın işleyişini tanıyan bir ekonomist olduğunu e, altını çizmekte fayda var. Yine tabii ki Bernanke'den şunu söylemiştik e, parasal genişleme programı ki çok kritik bir e, hamleydi e, Bernanke döneminde uygulanmaya başladı ama Janet Yellen yine bu e, süreç içerisinde Bernanke'nin yanındaydı ve politikalarda hep e, parasal genişlemenin inşasında bu programın uygulanmasında hep aktif olarak görev alan yöneticilerden bir tanesi konumundaydı aslında. Peki genel olarak baktığımızda yine bunu da irdelemekte fayda var. Çünkü e, parasal genişlemenin geleceğine yönelik endişeler piyasalarda şu anda çok sert hareketlere neden oluyor. Ve bu beklentileri piyasaların fiyatlamak istediğini söyleyebiliriz. Ve tabii ki bu noktada da kritik e, kilit noktalardan bir tanesi Janet Genetial'ına Yellen. Yellen baktığımızda genel anlamda e, para politi şu anda uygulanan mevcut para politikasının faydalı olduğunu ve ABD ekonomisinin kriz krizden çıkış süreci içerisindeki aslına baktığımızda e, süreci doğru yönetebildiğini ve e, bu politikaların uygulanması gerektiğini savunan birisi. Yani e, akademik kariyerinden de biraz önce bahsettiğimiz gibi görebildiğimiz gibi işsizlik ve enflasyonun önüne geçilmesi için e, gevşek para politikasının bu gibi durumlarda uygulana, uygulanması gerektiğini savunan bir ekonomist genel anlamda değerlendirdiğimizde. Şimdi e, Yılanın neler söyleyebileceğiyle ilgili üzerinde zaten e, duracağız. Ancak şunu ifade edelim ki 14 Kasım'da saat Türkiye saatiyle 17.00'da gerçekleştirilmesi beklenen e, yılının konuşması gerçekten bu bahsettiklerimizden dolayı büyük bir önem taşıyor. E, Senato Bankacılık Komitesi'nde kendini nasıl savunacak, vizyonunu, fed başkanı olursa eğer nasıl bir vizyon sergileyecek, neleri uygulamak isteyecek, parasal genişlemenin kaderi ne olacak, bununla ilgili açıklamalar gerçekten çok büyük önem taşıyor. Peki baktığımızda senato bankacılık komitesi 22 kişiden oluşuyor ve e, bu 22 kişinin 12 tanesi Obama yönetiminden olan demokratlardan oluşuyor açıkçası. Yani cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç duymadan senatoda bu komite içerisinde 12 kişilik çoğunlukla Janet Yellen'in adaylığı çok yüksek bir ihtimalle onaylanacak. Daha sonra senatoya yollanacak. Tabii ki biz e, Janet Yellen'ın zaten başkan olacağı yönünde e, önemli ipuçları olduğunu ifade ediyoruz ama e, Yellen'ın acaba konuşmalarında ve parasal genişlemeye ilişkin düşüncelerinde e, detaylar nelerdir bunları merak ediyoruz. O yüzden e, bahsettiğimiz komitedeki e, ifadeleri çok önemli. Çok sert hareketler oluşması neden olabilir ki piyasada şu andaki beklentilerin oluşmuş trendlerin değişmesine bile neden olabilecek bir önem taşıdığını ifade edebiliriz. Peki yılın bu bağlamda genel anlamda ne söyleyebilir? Bunlar üzerinde duralım. Bahsettiğimiz gibi. Genel anlamda ABD ekonomisindeki sorunlara bakış açısı nedir ve bu sorunların çözümü için uygulanması gereken yollar nelerdir? Nasıl bir yol haritası çizecek? Parasal genişleme hakkında neler düşünüyor? Bu e, aslına baktığımızda e, çerçevede ilerleyeceğiz. Mevcut enflasyon ve işsizlik seviyeleri hakkındaki düşünceleri nedir? Bunlar hakkında duracak. Bunlar üzerinde özellikle Janet Yılı'nın ağzından çıkacak bu kelimeleri takip etmeye çalışacağız. Parasal genişleme dediğimiz gibi gerçekten çok önemli. Ee, Janet Yılı'nın savunmasını yaparken parasal genişlemenin e, ne zaman kısılması gerektiğiyle ilgili kullanacağı cümleler Asıl altı çizilmesi gereken nokta olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda piyasa beklentisine baktığımızda ABD Merkez Bankası'nın aylık 85 milyar dolar olan tahvil alımlarını e, ne zaman kısacağına yönelik e, endişelerin olduğunu görüyoruz. Son anket sonuçlarına baktığımızda yine e, 2014 Mart ayında özellikle 2014'ün Mart ayından önce ABD'nin ee, ABD Merkez Bankası'nın parasal genişleme programını, tahvil alımlarını e, azaltmayacağı, kısmayacağı yönünde beklentilerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Ancak şunu ifade etmekte fayda var. Özellikle son FOMC toplantısından önce de beklentiler bu şekildeydi. Ancak e, Ekim ayı içerisinde hükümetin uzunca bir süre, 16 gün boyunca kapalı kalmasını çok büyük bir sorun olarak değerlendirmedi FED yetkilileri ve parasal genişlemenin kısılacağı yönündeki görüşlerinde de herhangi bir net bilgiler vermediler ve ekonomik verilere bağlı olduğunu ifade ettiler. Son tarım dışı istihdam değişikliği verisine baktığımızda ise beklentilerin çok üzerinde hatta 200 binin üzerinde geldiğini görüyoruz ki bu parasal genişleme miktarının azaltılmasını destekleyen bir veri aslında. Bu noktada hemen şunu da ifade edelim. Eğer yılın ABD ekonomisinin rayında gittiğine yönelik sinyallerin ağırlıkta olduğunu ifade eden ve parasal genişlemenin e, yavaş yavaş kısılması gerektiğini ve 2014 yılı içerisinde belki de bitirilme, tamamen bitirilmesi gerektiği yönünde açıklamalar yaparsa bu dolarda değer kazanımlarına çok sert değer kazanımlarına neden olabilir bu hafta içerisinde Janet Yellen'in kullanacağı ifadelerle. E, bu aslında gerçekten takip edilmesi gereken bir nokta çünkü bu paralelde hem dolar-türk lirası hem sterlin dolar, euro dolar e, hatta altın, petrol gibi birçok varlık üzerinde bile etkili olabilecek bir gelişme olur. yılının parasal genişlemeden çıkışı düşünen, bunu masaya getirecek ve tartışacak bir konumda olduğunu gören piyasa katılımcıları dolar pozisyonlarını arttırabilirler. Hemen bir kez daha tekrar ediyorum. Birkaç katılımcımızdan tekrar son cümlelerinizi ifade eder misiniz şeklinde geldi. Hemen ifade edelim. Eğer Janet Yellen parasal genişlemenin kısılmasına yönelik e, politikaların yani parasal genişlemenin azaltılmasının masaya gelmesi gerektiğini savunan ve bu ağırlıkta yapıl e, bir konuşma yapmayı tercih ederse dolarda çok sert değer kazanımları görülebilir. Sterlin dolar, Euro dolar gibi paritelerde sert düşüşler dolar yen, dolar Türk lirası gibi paritelerde ise yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir. MTA cephesine baktığımızda genel anlamda e, parasal genişleme miktarının azaltılacağı ve e, daha yakın bir tarihte parasal genişlemeden çıkılacağı tamamen çıkılacağı gibi bir beklenti oluşursa Janet Yellen'in konuşmalarıyla altında da sert düşüşler gözlemlenebilir çünkü hemen bu noktada şunun bilgisini de verelim kısaca genel anlamda e, uluslararası piyasalarda altın e, dolarla alınıp satılır. Yani parite gibi düşünün. Nasıl dolar değer kazandığı için euro dolar paritesi düşüyor bir düşüş eğiliminde oluyorsa altın bölü dolar şeklinde düşünün. Dolardaki değer kazanımları altında genel anlamda değer kayıplarının gerçekleşmesine neden olur. Yani dolardaki yukarı yönlü hareketler doların değer kazanması altında düşüş anlamına gelir genel anlamda. Ancak şunu da ifade etmekte fayda var. Bunu 2 çarpı 2 4 şeklinde bir kural olarak almamak gerekir. Bazı durumlarda hem Amerikan doları hem de altın birlikte değer kazanır ya da değer kaybederler. Bunu da ifade etmekte fayda var. Örnek olarak da ee, mesela piyasaların riskten kaçtığı e, savaş ihtimali ya da yeni bir kriz ihtimali gibi birçok e, bu gibi psikolojik durumlarda hem altına hem dolara aynı anda talep gösterdiği piyasaların görülmüştür. Ancak diyelim ki parasal genişleme miktarının azaltacağı azaltacağını söyledi diyelim Janet Yellen ya da azaltılması gerektiği yönünde bir beyanatta bulundu. Ee, bu daha az dolanımda dolar miktarı ee, anlamına geleceği için dolarda değer kazanımları paralelinde de doların miktarından kaynaklanan bir etki olduğu için altında geriye doğru yani düşüşler aşağı yönlü hareketler etkili olabilir birinci nokta bu aslında bunu e, üzerinde durulmasında fayda vardır ancak şimdi genel beklentiye bakalım bu olursa gerçekten ee, dolarda bu şekilde hareketler gözlemlenebilir. Diğer taraftan Janet Yellen'ın parasal genişleme yönünde son FOMC toplantılarına baktığımızda e, parasal genişlemenin değişiklik yapılmadan kalması yönünde oylar kullandığını biliyoruz. FOMC toplantı sonaklarındaki satır aralarında bunları inceledik zaten daha önce de. Ancak e, Yellen'ın parasal genişlemeye ben devam etme taraftarıyım. E, daha erken bir tarihte ya da işsizlik ve enflasyon verileri istediğimiz şekilde gelmeden eee yanlış bir hamle yapmaktan korkarak erken bir şekilde parasal genişlemeye kısmaya başlamaktan e, başlama taraftarı değilim şeklinde ifadeler kullanırsa bu değersiz dolar anlamına gelecektir. Yani parasal genişlemenin devam etmesi gerektiğini, değişiklik yapılmadan sürmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunması cenit yılının dolarda sert değer kayıplarına neden olabilir. Bu da tabii ki Euro dolar, sterlin dolar gibi paritelerde yukarı yönlü hareketler. Dolar Türk lirası. E, ama dolar Türk lirasını farklı bir noktaya koyalım. E, dolar frank gibi paritelerde yukarı yönlü hareketler. Dolar yen gibi yukarı, paritelerde yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Altında da değer kazanımları doların değer kaybından dolayı görebiliriz. Dolar Türk Lirası, e, dolar TL'yi niye yana bir kenara koyduk? Çünkü burada piyasanın psikolojisini önce anlamak gerekir. Çünkü şu, ee, Türk lirası gelişmiş bir ülke para birimi değil, gelişmekte olan bir ülkenin para birimi ve o yüzden riskli varlık kategorisinde net olarak değerlendirilen varlıklar arasında yer alıyor. O yüzden piyasanın e, Janet Yellen'in e, bu şekildeki ifadelerinde eğer risk algısında bir değişiklik olursa e, Zaman zaman gördüğümüz gibi piyasanın riskten kaçarken uyguladığı sistemlerde hani Türk Lirası'nı elinden çıkarmaya çalışırken Dolar-TL'de yukarı yönlü hareketler ama bu paralelde Euro-Dolar'da da yukarı yönlü hareketler zaman zaman görülmüştür, görülebilir. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Dolar-Türk Lirası'nı yani Forex piyasasında pozisyon alırken bunu da bir kenara, aklınızın bir kenarına durması gerekiyor. bahsettiğimiz gibi Janet Yellen'ın çıkış e, parasal genişlemeden çıkış ve tahvil alım programının azaltılmasına ağırlık vererek bir savunmada bulunması Senato Bankacılık Komitesine dolarda değer kazanımlarına neden olabilir. Bu paralelde altın gibi diğer gümüş gibi e, değerli madenlerde kıymetli madenlerde değer kayıpları gözlemleyebiliriz. Ancak Janet Yellen'ın ki beklentiler e, aslında baktığımızda ağırlıklı olarak bu yönde çünkü yılın genel anlamda bahsettiğimiz gibi parasal genişleme programının uygulanmasında mimarisinde hep e, işin içinde olmuş birisi. Parasal genişlemenin devam etme sinyalini vermesi e, ya da e, daha uzun bir süre e, tahvil alımlarının devam etmesi gerektiği yönünde ifadeler kullanması dolarda değer kayıplarına yol açabilir. Ha, bir de tabii ki işin orta yolu var ki Bernanke'nin konuşmalarından yani ekonomik verilere bağlı e, gibi politik konuşmalar yapmayı tercih etmesi cennet yılının dolarda çok sert hareketler oluşmamasına neden olabilir. Bunun da altını çizmekte fayda var. Yani mevcut FED'in duruşundan e, daha farklı ifadeler kullanmaması dolardaki seyirin genel anlamda çok net bir şekilde değişmesine neden olmayabilir. Bu da ee, bahsettiğimiz gibi vurgulanması gereken noktalar arasında yer almaktadır. Şimdi bahsettiğimiz gibi genel anlamda, genel çerçevede bir ülkenin Merkez Bankası'nın başkanının değişmesi, yeni bir başkanın gelmesi gerçekten farklı bir e, olgudur. Ki ekonomik gidişata ilişkin düşünceleri, görüşleri nelerdir? Bunlar önemlidir. Hem Bank of England'da hem de Avrupa Merkez Bankası, ECB'de biz başkan değişikliklerinde gerçekten... Bakış açısının değişik değiştiğini gördük. Aynı şey çok, e, tabii ki çok yakından takip ettiğimiz fed için de geçerli. Burada bir e, politikalara bakış açısına değişiklikler söz konusu olabilir ki e, yılın e, yılının yapacağı komitedeki konuşma büyük önem taşıyor. Bunları bunlar için e, ilk sinyallerin alınacağı aslına baktığımızda e, girdiler veriler diyebiliriz. Şimdi ben hemen katılımcılarımızın soruları question bölümünde takip ettim. Onlara şimdi bir soru cevap kısmı şeklinde ilerleyelim. Ama hemen şunu da ifade etmek istiyorum. Tabii ki cevaplayamadığımız sorular muhakkak olacaktır. Çünkü oldukça fazla soru geldi. Bunun için şimdiden affınıza sığınıyorum. Ekranda webinar.gcmforex.com Sermet.Dogan@gcmforex.com mail adresini görüyorsunuz. Buralarda sorularınızı muhakkak iletin. Biz bahsettiğimiz gibi yine oldukça fazla soruya cevap vermeye çalışacağız. Diğer taraftan webinar kayıtlarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum gcmforex.com'dan ya da YouTube'da gcmforex kanalında webinar arşivlerimize izlemek istediğiniz video kayıtlarına ulaşabilirsiniz. buralardan muhakkak tabii ki e, faydalı olacaktır. Hemen e, gözüme çarpan ilk sorulara ben özellikle konumuzla ilgili sorulara e, ağırlık vererek cevap vermek istiyorum. Altınla ilgili bir soru gelmiş. Altın ne olur gibi. Onunla da ilgili zaten Cennet Yalın'ın konuşmaları, olasılıklar ve e, bu paralelde gerçekleşebilecek noktalar üzerinde durduk. Janet Yellen'ın FED başkanlığına gelmesi dolara değer kazandırabilir mi? Bahsettiğimiz gibi bir politikalar e, hani üzerinde özellikle defalarca e, ayrıntılı bir şekilde e, izah etmeye çalıştım. E, eğer tabii ki derse ki parasal genişleme e, programından e, hani daha erken e, zamanda bir çıkış olabilir. Ya da bu verilere bağlı. Ya da şunu da ifade edebilir. Yani Amerika ekonomisi olumlu bir görünüm, olumlu bir gidişat içerisinde ve işsizlik oranı beklenenden daha erken e, düşüş gösterebilir derse bu da aslında tahvil alım programından da daha erken çıkılabilir anlamına gelecektir. Avrupa Merkez Bankası e, önceden önlem alarak faiz indirdi e, diyebilir miyiz? şeklinde bir soru var. Ee, Aslına baktığımızda direkt olarak burayla ilişkilendirmek yani FED ilişkilendirmek çok mantıklı doğru olmayabilir ama tabii ki e, bir taşla iki kuş vurdu diyebiliriz böyle yaparak. Yani hani dragi bu şekilde bir programı e, faiz indirimine gitmeyi tercih ederek. Çünkü e, hani önceden şimdi yeni yıl gelecek ama e, tabii ki bir belirsizlik e, ne kadar Janet Yellen'ın nasıl bir ekonomist olduğu, Fed içerisinde daha önceden de bulunan bir e, ekonomist olduğu göz önünde bulundurulsa da yine de e, farklı birisi tabii ki politika başını, e, politikaları yönetecek son merci olacak. O yüzden e, dikkat edilmesi gerekiyor. Hani ECB daha çok e, enflasyonun çok düşük seviyelere inmesinden dolayı e, faiz indirmeyi tercih etti diyebiliriz. Konumuz dışında da birçok soru var ama özellikle hani konumuzla ilgili sorulara ben ayıklamaya çalışıyorum sorular arasında. Şimdi dolar TR ile Türk lirası ile ilgili çok fazla şey geliyor. Ha, şunu ifade etmekte fayda var. Ee, ben ayrı ayrı bir parantez açtım. İhtimaller arasında hani göz önünde bulundurulması gereken bir nokta olduğu için açtım. Ama Genel anlamda dolar endeksinde gerçekleşecek hareketler yani diyelim ki Janet Yellen konuşmaları sonrasında dolar değer kazanmaya başladı sert bir şekilde. Burada euro dolarda düşüş Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler, sterlin dolarda düşüş, altında aşağı yönlü hareketlerin olmasını bekle, bekleyebiliriz. Bu paralelde tabii ki dolar yen, dolar Türk lirası gibi paritelerde de doların değer kazanmasından dolayı yukarı yönlü hareketlerin ağırlıklı olmasını bekleriz. Ama diyelim ki parasal genişlemeden daha erken çıkacağız gibi bir beklenti oluşturdu Janet yılın. Burada... Ee, Tam tersini ifade edelim yani parasal genişlemeye daha uzun bir süre devam edeceğiz dedi ve dolar da değer kayıplarına neden oldu. Euro dolar da yukarı yönlü hareketler, dolar Türk lirasında da aşağı yönlü hareketler kesinlikle piyasanın ilk tepkisi içerisinde görebileceğimiz ihtimaller arasında bunu bu şekilde değerlendirebiliriz dolar TL'de. Ancak ben şunun altını çizmek istedim ki piyasanın bu davranışını gördük. Hatta paritenin bu ikili seviyelerin üzerinde olmasının nedenlerinden biri de bu yani Fed'in parasal geniş Artık çıkmaya başlayacağı psikolojisi piyasalarda hakim oldu ve gelişmekte olan ülke varlıklarında biz net bir değer kaybı gördük. Yani sadece Türkiye için değil bu Türk para birimi ya da borsası için değil Hindistan, Malezya, Brezilya gibi birçok ülkenin biz sermaye çıkışlarına maruz kaldığını gördük. İşte ben bu noktanın altını çizmek istemiştim. Ama genel anlamda dolardaki hareketler, e, dolar-TL paritesinde de tabii ki e, birebir olarak olmasa da e, benzer şekilde yansıyabilir. Şimdi konumuz dışında yine bahsettiğim gibi oldukça fazla soru var. İngiltere ile ilgili bir soru gelmiş. Yani lütfen e e mail adreslerimizi paylaştım, oralara yazın. Ama güncel konu ve yarınla ilgili bir, e bir e soru olduğu için hemen bunu cevaplamak istiyorum. E gerçekten hani sorularınızda hatırlatın mail adreslerimizi. E en azından burada cevaplayamamış olsak bile ortada tekrar gördüğümüzde e geriye dönüşler sağlayabiliriz, faydalı olabiliriz en azından bu açıdan. İngiltere'den gelen verilerle ilgili bugün ve yarın da geleceklerle ilgili bir soru var. Şimdi, İngiltere'den bugün gelen enflasyon rakamı çok ön plandaydı ve beklentinin oldukça altında geldi. Aslında iyi gelmedi rakam. Yani iyi ya da kötü olarak değerlendirmekten ziyade şu şekilde değer bunu piyasalar öngördü. Eee enflasyonun Bank of England'ın enflasyon hedeflemesi stratejisinde belirlediği %2'lik enflasyona daha yakın olması Bank of England'ın parasal genişleme gevşek para politikalarına daha uzun bir süre devam edebileceği için alan yarattı şeklinde yorumlandı ve bu da sterlinde değer kayıplarına neden oldu sert bir şekilde veri açıklandıktan sonra bunu gördük ama yarın kritik bir gün İngiltere için ve sterlin için ee, özellikle bununla ilgili sabah akşam analizlerimizi e, özellikle sabah analizimizi e, yakından takip etmenizde fayda var. E, zaten mail adreslerimize geceme forex gerçek hesap sahiplerine burada da e, mail adreslerine de zaten gidecektir. Bununla ilgili değerlendirmemizi analizimizde göreceksiniz. Ancak gerçekten kritik işsizlik oranı hani beklentinin çok altında gelirse sterlinde Sterling'de yukarı yönlü Sert hareketler gözlemleyebiliriz. Hemen bunu da ifade edelim. Biz düşüşe devam eder mi? Gerçekten artık konumuzun oldukça dışına çıkmaya başladık. Bizdeki düşüşlerin e, devam etmesi için bahsettiğimiz gibi FED çok yakından takip ediliyor gelişmekte olan ülkeler için. Eğer FED'in parasal genişlemeden e, tahmin edilenden daha erken bir tarihte çıkacağına yönelik beklentiler ağırlık kazanırsa piyasada... E, Bizim gibi cari açığı yüksek riskli varlık olarak görülen ülkelerin varlıklarında biz de. Türk Lirası'nda değer kayıpları devam edebilir. Ama Fed'in uzun zaman e, yine 2014 yılı içerisinde belki de e, parasal genişleme programına değişiklik yapmadan ya da değişiklik yaparsa da yüksek miktarlarda değişiklik yapmadan devam edeceği beklentisi piyasada ağırlık kazanırsa bu da piyasalara biraz coşku getirebilir, risk iştahı getirebilir, risk alma isteği getirebilir. Bu gibi durumlarda hem biz yukarı yönlü hareketler TL'de de değer kazanımları görebiliriz. Peki ben e, şu anda burada olan e, katılımcılarımıza Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir e, webinar çalışması olmuştur. E, gcmforex.com'dan webinar takvimimizi bu ay içerisinde uygulayacağımız e, web e, seminerlerinin takvimine ulaşabilirsiniz. E, katılımlarınızı, kaydınızı yaptırabilirsiniz. E, Forex piyasasında gerçekten öğrenmek çok önemlidir. Öğrenerek giderseniz, piyasayı anlayarak giderseniz fayda sağlarsınız, kazanç sağlarsınız. Daha karlı işlemler e, daha fazla sayıca karlı işlemler yakalayabilirsiniz. O yüzden e, hani bilmek, öğrenmek gerçekten çok önemli. Biz de hem güncel konularla hem e, gerek teknik, temel, psikolojik analizde yardımcı olmaya çalışacağız katılımcılarımıza. E, bahsettiğim gibi webinar çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Daha önce yayınlanan, gerçekleştirdiğimiz webinar çalışmalarını da arşivimizden inceleyebilirsiniz. Tüm katılımcılarımıza tekrar e, çok e, teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten olumlu geriye dönüşler de alıyorum şu anda. Genel anlamda da webinar çalışmalarımızla ilgili e, olumlu geriye dönüşler alıyoruz. Yeni projelerle birlikte yine webinar çalışmalarımızda karşınızda olacağız. Giderek, geliştirerek ilerlemeye çalışıyoruz. Herkese çok teşekkürler. İyi geceler. Ee, bir sonraki webinar çalışmamızda görüşmek üzere.